Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni bir seriye başlıyoruz artık. Kararsızdım. Hangi harita, bu harita, o harita derken bu harita gözüme ilişti. Bu haritayı oynamamın tek sebebi tarla ve arazilerden diyebiliriz. Hani büyüğünden küçüğünden her zıkkım arazisi mevcut. Yamuk var, düz var, hiç önemli değil. Haritanın göbeğindeyiz. Güzel. Ormancılık güzel bak. Her şey tam. Yani bir insan oynayabileceği bir harita. 4x diyelim. Haritaya gördüğünüz gibi kenarlar boş çünkü 4x bir haritamız. Sadece bu alanı kaplıyor. Ve harita gerçekten mükemmel. Linkini açıklamaya bırakırım. Başlangıç olarak bir tane maskemiz var. 8s 105'likmiş. Böyle bir bunun bu ekmek mi lan? Ekmek tabi. Ekmek makinemiz var. İlaç var. Sürme. Anamız. Dünya. Tövbe. Neyse bu. Bir tane trailer var. Buradan da bakabiliyor geçti de. Böyle bir biçerimiz var abi. Clash. Ben Clash'ı şey diye okuyorum. Clash iyi iyi. Ve daha hoş oluyor. Böyle masemiz vardı. Kitabımız var. Bir tane MF'miz var. Ön yüklemeli böyle. Kaldırmalı inmeli böyle. Biliyor musunuz? Ellemeli böyle. Vay yavruya. Oh aslanım benim be. Evet. Taş toplama olsun. Vesaire. Çoğu ekipman mevcut. Şimdi bu haritada nasıl oynayacağız? Önemli olan kullanım kilisi bence bu. Öncelikle ayarlara geliyoruz. İlk haritaya başladığınızda ayarlara mutlaka gelin. Mevsimsel büyüme kapalı. Ben mevsimsel istemiyorum abi. Mevsimsel beni bağlamıyor. Ay başına gün. Belki ileride mevsimsel açabiliriz. Şu an herhangi bir fikrim yok. Kar açık kalsın. Ekin tahribatı. Kapalı. Oyun oynuyoruz yani. Gerçek hayatta değiliz. Periyotik saban gereksinimi kapalısın. Tarla taşı. Taşına uğraşmayalım abi. Taşa hiç gerek yok. Çünkü biz Türkiye'de demeyeyim daha doğrusu. Biz Niğde mesela. Niğde'de sürekli tarlaya sürdüğünde taş çıkarmıyor. Tarlada çünkü taş bir kere toplandı mı taş gelin bitiyorsun çoğunluğu. Ondan sonraki kalanında da kalıyorsun. Yabani ot. Kapat. Kireç. Atmıyoruz ki biz. Gayet de fena da değil olmuyordu yani. Evet kirimiz hızlansın. Olay bu kadar. Oyunu kaydet. Evet. Şimdi sizin yapmanız da gereken bir şey var. Like atmanız ve abone olmanız. Çünkü like atarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Evet öncelikle hangi tarlalar bizim? Tarlalarımızı bir gezelim bir pi kapımızla. Açalım dokuzumuzu. Bu bölge bizim ve 24-25 olan bizim. Evet burada bir de silomuz varmış. Şu tarla bizim değilmiş anlaşıldığı kadarıyla. Bu tarlanın hemen bitişinde iki tarla var. Bu tarlada bu arada mega farm falan yapacağız. Yapılır bu haritada. Evet biri bu. Buğday. Bu da yalan yulaf mı ne bu? Buğday demiyoruz. Yulaf demiyoruz. Bu da kanola şey. Darı. Tamam. O zaman ilk videomuzda hasatla başlayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki ulan niye yoldan gitmiyor? O kadar yol var. Haklısınız. İlk videomuz hasat olacak. Belli oldu. Hadi bakalım. Bakalım nelerden büyüksün, nelerden küçüksün. Ben bunu pek kullanmam. Bak açıkça söylüyorum. Kullanmam abi. Cası büyük herhalde biraz. Öyle gözüküyor. Tamam. P'ye girelim. Garaj. Ve buradan taşıyıcılar ve bunu sat. Ve burada bir şey daha vardı. Taş toplama. Nasıl? Sat. Şu an herhangi bir şey gözükmüyor artık. Gayet ideal. Neden sattığımı soracak olursanız eğer ben hani oynarken biraz daha oyuna uygun oynamak istiyorum. Gerçeğe değil de. Çünkü gerçeğe uygun oynayacaksan git gerçekte çiftçilik yap. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama benim düşüncem bu. Hani gerçekte yapamazsın şu dünya para. Bunlar dünya para.
O parayı bulmak ayrı bir dert. Harcamak ayrı bir dert. Bu tarlaları bulmak apayrı bir dert. Başlığı büyüteceğiz daha sonra bu arada. Şu an için küçük ideal bir başlık. Öncelikle dardan başlayalım. Şöyle yukarı doğru bir. Bu arada gerçek hız sınırı modunu kullanacağım. Çünkü bu şekilde 10 ile gidiyor. Alt 0 yaptığımızda bu 10 değil de 10 ile gider. Nasıl lan? Oğlum hiç mi gücün yok senin? Hayda, rampa çıkıyoruz büyük ihtimalle. Yani yoksa gitmesi lazım. Bu arada bu tarlayı elinde kolunu bir güzel bir sevmek lazım. Tarlaya bak. Tarla böyle mekeli lan. Dümdüz ah git lan. Şuna bak. Şerefsiz haysiyetsiz merdiven çizmiş merdiven. Anamı doldu bu. Anlaşıldı. Biçer en dandik biçer vermişler bize abi. T150 7150'ymiş. Evet 7150 olan biçer bayağı bir dandik. Abi kubidik bir biçermiş. Bak bak Rus bu. Rampa şansıyla değil mi? Haysiyetsiz şerefsiz. Bak gidişe bak gidişe. Demek ki rampa varmış abi. Olay anlaşıldı. Aha doldu lan bu. 93. ...97, 99. Hadi aslanım. Şuna inelim. Maskemize römeğimizi takalım. Burada kariyer serisi olacak bu. Nedir kariyer serisi diye soracak olan varsa da şöyle anlatayım ben size onu. Kapağı niye açmıyorum? Kardeşim kapağın açmıyor musun sen bunu? Değil. Ha şeydir lan neydir lan ne. Yo ne de değil. Bunun kapağı niye açılmıyor? Biz bunu nerede kullanacağız peki? Ya belki bug'dadır diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Kariyer serisi diye gelmiştik. Kariyer serisi nedir abi? Kariyer ad üzerinde. Para mara hile mili yapmadan. Yani belli başlı modlar kullanacağız tabi. Hile yapmadan güzel bir şekilde ilerlemek. Paramızı kendimiz kazana kazana ilerlemek. Tabi o niye açılmıyor? Ne geçelim mi abi biz be? Yani inşallah boşaltırsın bu şekilde. Yok sanmam boşaltmaz. Kapağı çıkması lazım. Oğlum sen röbörk müsün? Nesin ya? Tamam. Ve ölçe geç. Bak işte böyle durumlar insanın psikolojisi mi diyor? Şu bizdeki olan. Bu. Tamam taşıyor işte hepsini. Taşıyorsun da niye almıyorsun bunu? Kapağını açmıyor çünkü. Öyle bas. Yeterli öyle yap. Hiçbir türlü işlem yapmıyor. Römörkte mi bir sıkıntı var acaba?
Normalde kaldırma falan da olur ya. Onu da yapmıyor. Ne yapacağız? Durum belli. Çünkü biz kasiyer hiçbir türlü geçemiyoruz. Hani bu varla yok arasında derler ya. Mouse'da falan mı diyeceğim ama mouse'da değil. CTRL-C'de bir şey mi var acaba ki? İş kamerası, direksiyon. Yok bu değil ya. Aç vesaire. Yok baba sat. Bunu sat abi. Bununla işimiz yokmuş bizim. Bize bir römork lazım. Modlarımızda bir römork var mı? Bakalım ona bir. Bu 22.000. Fena değil. Başlangıç olarak aslında. İş yapar gibi. Başka ne var? Başka yok, bunu alacağız. Bunu düzenlemeyi balya değil. Uzantı olsun. Bu olsun. Kapak olmasın abi. Kapak istemiyorum. Yeşil. Yeşil gayet uygun ama beyaz çok cacık. Altın rengi gayet güzel. Tamam. 33 bin metrekare. Abo. 1 milyona yakın parayı düşürüyorum Mörka. Anasının şeyi. Nikah. Hemen bir tarla yanımızda sen depoymuş. Gayet hoş bence. Abo. Abo. Oğlum çok para lan. Vallahi çok para. 1 milyon. Değil tabi 600 bin de. Yani 600 bin de az değil. Römork lan bu. 4 tekerin üstü demir anasını satayım. Şimdi altın mı var acaba? Gideceğim de geç altın kapladık da. Olabilir o da. Bir tane kullanamazsak var. Sen gelmişsin geçmişsin. Sülalanı yedik ettin. İçinden geçer giderim. Sallanma sallanma. Bir de hava atacağım diye sallanma. Daptallar ekeceğiz değil mi biz bir de? Evet, ekmeği işte var. Enzanos. Ne demek ki Enzanos lan? Enzanos. En zengin anlamında mı? Ya da en fakir anlamında? Nasıl rahatladın amma değil mi? Boşalt tasarım boşalt. İçin dışın rahatlasın. Rahatla şöyle bir. Oh de böyle içtikleri ikisini de. Tabii ki de gidip de buradan rampa gitmeyeceğim. Dönmeli dönmeli yapacağız. Bas bas paraları Leyla'ya. İrerindin. Sistem aynen böyle ilerleyecek abi. Rampa aşağı rampa aşağı gideceğiz. Çünkü ekipmanımız kısıtlı. Ve sene 2023. Biliyorsunuz. Şimdi anlatsam iyice psikolojisi bozulacak. O yüzden ben anlatmamaya, düşünmemeye çalışıyorum da. İnsan gene her yerde görüyor abi. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Deprem olayı vesaire. Nasıl bir zamandaysak bir virüs gelir. Hanta virüsüymüş, koronaymış, cartıymış, curtuymuş. Deprem gelir. Hani der ya hayırlısıyla bir ölüp gitsek artık da kurtulsak derler ya. Durum aynen ona döndü resmen anasını satayım. Bitmiyor ha bitmiyor. Bir şey biterken bir şey çıkıyor. Hani ben şu an gerçekten gene korkuyorum. Korkmuyor değilim. Hani şu an deprem oldu. Şimdi adama diyor ki Adana ve İstanbul diyorlar. Adana dediğim bizim Niğde'nin komşusu zaten. Hatta şu Maraş depreminden ben evi mesela büyük ihtimal boşaltacağım kısa süre sonra. Ev mesela çatlaklar oluştu evde. Hani ben evde duramadım. Ben köye gittim. Çünkü bizim ev bile bildiğim sallanıyordu yani. Ben oradakilerin Allah yardımcısı olsun. Ben buradaki sallantı düşünün bak. Oradaki olan deprem ben buradaki sallantıdan korktum. Neyse bunun en güzel yanı bir psikoloğun da açıkladığı gibi
düşünmemek ve fazla kafamıza yerleştirmememiz gerekiyormuş. Çünkü bu bir süre sonra beynimizde yer edinip bizi psikolojik olarak etkilermiş abi. Bunu psikolog açıklıyor. Yani travması olurmuş. Travma mı? Öyle bir şey ama neyse işte. Onu atlatmak da gerçekten zor olur diyor. Yapacağımızı yaptık, edeceğimizi ettik. Yarısı yapacak hiçbir şey yok. Takdir ilahi. Ulan şunlar burada olsa da. Alıp alıp koysak depoya lan, değil mi? Römork dolmadı değil mi lan? Römork kaç? 155. Oo gayet güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şu dönem ne sizce? Bahçe seyahatinin üstü bir tane böyle şey duruyor. Pervane. O pervane ne pervanesi? Hani sürekli dönüyor. 1-2 değil. Bakın geri döndü. Rampaya geldi ya. Bir taraflar yine sıkıştı. Kaldır kaldır yürü. O sırayı yaparız daha biz. Daha işimiz çok ya. Sıraj yapacağız. Sırajdan sonra başka bir şeyler yapar mıyız? Yaparız. Şimdi gidip hemen bunu büyütmeyeceğim. Çünkü kademeli ilerlememiz gerekiyor. Kariyer serisi olduğu için. Dikkatli ve kademeli abi. Bu arada ben neden büyük ekipman kullanıyorum biliyor musunuz? Bak şu tarlaya kaç dakika sürüyorum mesela ben. Örnek veriyorum 15 dakika. Fazla abi gereksiz. Vallahi gereksiz. Tarlanın hakkı 5 dakika. Hadi bilemedin 3 dakika. Tarlayı sür. Bak bir videoda bir tarla sürüp daha doğrusu tarlayı hasat edip tarla sürmek var. Veyahut da bir videoda tarla hasat edip tarlayı ekip sürüp aldığımız ürünleri depolara götürüp veyahut da bir şeyler yapmak, satmak, farklı tarlalar hasat etmek. Hangisi daha mantıklı sizce? Yani bir iş yapmak insan için yapmayı da geçtim. İzlemek. Yani en önemlisi sizin izlemeniz için. Hangisi daha keyifli olur? Aynı şeyi izlemek, farklı farklı şeyler izlemek. Bu arada çok riskli bir hareket yaptık. Ben şimdi ilk işim kendime bunu almak olacak. Büyük ihtimalle. 1 milyon. Ney? 1 milyonmuş anamız. Bu ne hala? Bir tane de bir çedör alacağız tabii. Çedör merak ediyorum ama. Oh, kalbim. Kalbim 7 milyon milyon. Dur. Garaja gir. 1 milyon 8 milyon lazım. Bu bize 3 milyon diyor. 400. Para. Ey yavrum ey. Sap parçalayacağız. Sat. Sapının mapının mına mına. 92 olmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu kontrol H ile ileri atalım. Tamam. Bitsene oğlum. Hemen sülalem. Neyse. Niye duruyor bu? İşçiyi niye çalıştıramıyoruz biz? Şuradan mesela P diyelim. Dur. Nasıl yeteri küçük? Oğlum ne alaka be? Ne yaptım da sana gücün yok lan? Allah Allah. Sırf bunun için çift gir yaptım.
şükür. Evet, ben bunu götüreyim. Dolmuş zaten bu. Evet, bu da bunu çekmiyor tabii normal olarak. Yavaş oğlum yavaş. Neydin yavaş yavaş. Şimdi bunu satsam 30 bin. Ton var, 30 ton var. 30 bin diyorum, 30 bin. Bu ne lan, süpürge darısı değil mi? Evet, süpürge darısı. Darı kaç para abi? Ve ne zaman para ediyor bu darı? Bu darı Ocak ve Şubat'ta para ediyor. 21 bin. Anooo, iyi para lan. 21 bin, 20 de 30 tondu. 30 çarpı 20. 2 kere 3, 6, 600 bin para ediyor. İyi para. Değil mi? İyi para değil mi? La, fren tutmadı sandım bir an. Yürü. Çekmiyor. Öyle frene basarsa çekmez tabii o. Aslanım benim be. Evet, bunun balyara modu var. Onu kullanacağız. Küçük balya makinemiz var. Onu kullanacağız. Genelde küçük küçük ekipmanlarla başlayacağız abi. Böyle büyük cart çurtla başlamayacağız. Değil mi? %80 mi doldun? Oğlum sen nerede nasıl doluyorsun lan öyle %80'i? 9 ton falan dedi %80 onun. Kaç tonmuş? Ne 90? 10 ton dolmuş anasını satayım. Şu römörkte şu ses var ya, mükemmel detay eklemişler. Römörklerken dın tık sesi gelir ya, işte o ses abi. Bunların hepsi bir detay. Ve oyunu aslında gerçekleştiren, daha doğrusu güzelleştiren detaylardır her zaman için. Ha, karı mı uçuyor lan? Alman karısı mı acaba ki? Adam mı lan o? Yok lan, adamın cicikleri mi olur kadın? Daha %50 boşalt. Bak şunları almadım size, bunlar kaldı. Burası kaldı. Yani onlar dediğimiz az değil. Kaç çıkacak biliyor musunuz? Kaç ton bak şimdi. 500 şunu da alsaydı, onu da aldıktan sonra hesaplayacağız. Yani arasında en az bir ton fark eder. 20 bin de az değil. Başım yeterli güç yok demedi. Acaba bunun deme sebebi ne ya? Biz bir yerde bir şeyin yanlış yapıyoruz da ondan dolayı diyordur bu. Hani eminim yani bir noktayı biz yanlış kaçırıyoruzdur. Bak 500 kiloydu. Bir ton diyelim orayı. Bir ton çıkmaz abi, bir ton diyelim. Kaç ton olduk şimdi? Ya 2,5 ton olduk. Bir de açıda vardı sanki az bir şey. 84 ya 90 olur herhalde. 6 kilo çıkar herhalde orası da. Oo. 9 kilo çıktı lan. Lan 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 lan. Ufak bir kaza atlattık. Ufak bir problem. Tamam, Ocak'ta bunu satacağız. Rahatlayacağız. Kafamız bir kendine gelir o zaman. Parayı buluruz. Şimdi durulacağız mı? Durmayacağız tabii ki de. Ne yapacağız? Yan tarafa gideceğiz abi. Yan tarafı baştan aşağı değil. Yan yan gitmeyi düşünüyorum. Rampa ama fark etmez çünkü dönüşleri sıkıntı olur. Ve Samanyolu. Samanyolu etkin olacak tabii ki de. Dur pardon. Dur. G'ye basacağız. Samanyolu etkin. Nasıl, saman yapmıyor mu bu biçer? Tamam, etkinmişsin. Abi parçalamıyor. Böyle bir H yapalım bunu biz bir.
olmadı bak, o olmadı. Yok. Rampa aşağı git diyor. O zaman biz buraya böyle bir gidelim. Sonra rampa aşağı gider. Yapacak bir şey yok. Alt W müydü o da? Alt W sıfırlıyordu. Ha, unutmamışım lan var ya. İnsan unut. Yani bildiği bir şeyi kolay unutmuyor ya. Bunu anladım. Yeter ki biz... Tamam. He diyelim abi şimdi. Bu yolunu biliyor. O yoldan sapmadan kendisi işini görsün abi. Biz de bunu depomuza götürelim. Bunu boşaltalım bir. Yavaş yavaş yavaş. Diyorum iyiyim yavaş. Masayım iyisin hoşsun da. Küçüksün be. Gerçekten küçüksün. Bir daha büyüğü lazım. Ev gibi bir şey lazım. Oo, boşal 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 boşal. Yine doldurmuş yavrum benim be. Helal olsun lan sana. Bak bu niye 40'ı geçmiyor? 6-0 yapalım mı abi? Yapamıyoruz. Niye? Çünkü 6-0 için geçerli bir ekipman gerekiyor abi. Römörk 6-0'a uygun bir ekipman değil. 6-0 dediğim gerçek hız sınır oluyor. Bir mod. Kanalda videosu mevcutsun. Modla ilgili kısa videolar atıyorum. Onları ulaşmaksa ulaşabilir kanalda. Biraz kötü yüklüyor sanki. Şöyle biraz duralım mı? Dur. Bu arada en zorlardan birisi 4 römörkte geri geri yanaşmaktır. Gördüğünüz gibi bok gibi yanaşıyor. Yanaşamıyor daha doğrusu. Tamam. Normalde yanaşırım da gerçek hayatta yanaşamıyorum. Burada yanaşamıyorum abi. Gerçek hayatta 4 römörkü yanaşırken İkili değil de normal traktör yanaşı gibi yanaşın hani. Sağ yanaşıyorsanız makas attırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor daha doğrusu, öyle anlatayım ben size. İkili römorkta nedir mesela, ikili römorkta sağ geri geri gideceksen sol gırdanı sağa gidiyor mesela. Dörtlü de sağ gırdanı sağa gidiyor. Yok, sağ gırıyor mu, sağ makas atıp sol gidiyor. Öyle bir dengesizliği var bunun. Tamam bu dursun. Şimdi bizim diğer ekipmana geçelim. Reaktöre. Senin şu an başlığı kullanmayacağım. O yüzden seni indirmem gerekiyor şuraya bir yere. Hatta ben bunları hiç kullanmam ki. Yanlış mıyım abi? Bunları niye kullanayım ki burada? Benim bunlarla işim yok. Garaja gel. Hemen ön yükleyici sat. Bunu sat. Yine ağırlık alalım. Patrik bir tane olsun. 9000 Dur, tarla sürsün bari bu. Boş durmasın. Sürme, ekme, ilaçlama üçü. Gayet güzel bak. Dekorasyon falan mükemmel abi. Ben bayıldım. Dekorasyonu güzel yapmışlar. Kaldırabilir miyim sen onu? Kaldırın kaldırın değil mi? Hadi aslanım benim. Sen neysin? Sen de masiyesin. Masiyesin. Orayı yanlış sürelim, düz mü sürelim? Şimdi o önemli bir konu aslında. Güzel, hız da fena değil. Buna bir alt sıfır açalım. Evet, bu da oldu. Makine gene durmuş. Büyük ihtimal doldu ya da kendi gene. Hız sınır ayarı veriyor, uyarısı veriyor. Şey. Ne uyarısıydı ya? Adını unuttum da. Burada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bak düz olan yol bu. 6-0'da. Böyle istiyorum abi ben tam olarak. Ama yol böyle düz değil tarla. Bak bu şekilde gidiyor tarla. Hiç sıkıntı değil, bu şekilde gitsin. Ya da alt taraf şu çim kısmını düzelteceğiz. Hep park gideceğiz. Bu arada onlar ekilmiyormuş abi. Çok bölgeler.
Apple bunu bayağı zorlayacak. Belli oldu. Tamam. P'ye basalım. Bunu römorka geçelim. Traktör buraya geçirelim. Kaldırmıyor abi çünkü. Römorka herhalde bu kaldırır. Bir şey yok anasını römorklük. Çimleri de bir ara unutmayın. Biçelim. Ona da bir şey yaparız. Tarla düzenleme yaparız ufak ufak. Şimdi gidelim oraya. Biçer niye durdu acaba? Büyük ihtimal aynı sorundur. Yo. Yo. Kafayı yememek elde değil. Madem biçebiliyorsun, niye durdun burada? Yani insan düşünüyor bunu bir en azından. Tamam 80 doldu da dur şunu takayım ben. Geleceğim oraya. Böyle yaparsak bunu da. Tamam. Gayet de güzel oturdu bence o. Taksi satacağız gibime geliyor. Taksi de kullanmayız herhalde. Hadi asarım. Asabilir mi bunu? Tamam. Boşalt abi. Ben diğerine bakayım abi. Bu geçten güzel. 6-0 açma açık. Çok güzel. Tamam ya düzeldi düzeldi. Şimdi bu tarlayı aslında düzenlemenin çok basit bir yolu var. Onu da size şimdiden göstermiş olayım. Bak şimdi abi tarla bu şekilde geliyor ya. Bu şu an bunun düz hali. Şu bölgeyi komple şöyle sıfırlarsa buraya geliyor. Yolu kapatıyor işte olmuyor. Yani bizim şuradan gitmemiz gerekiyor. Şuraya sıfırlayıp şuraya komple alacağız şu bölgeyi. Şuradan burayı komple düzelteceğiz. Bu şekilde gelecek bak. Yani şurayı iptal etmiş olacağız bir nevi. Eğer öyle yaparsak biz daha bir düz olacak tarla. Bu daha iyi anlamanın yolu. Var mı? Yok tabi. Düz onu buluruz. Oğlum öne kaymışız lan. Römork kaymasın. Aslanım çıkabileceksin aslanım hadi. Hadi yavrum. Hadi aslanım benim. Ara gaz ara gaz. An 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 yap hadi. Yardımcı B'ye bir nesli tarafını engelli. Tövbe tövbe. Aaa uz. Tövbe yaptım. Nerede lan nesne? Hani oğlum nesne nerede nesne nesne? Şerefsiz. Haysiyetsiz köpek nesne nerede? Hani nesne ben mi göremiyorum nesneyi? Ben mi körüm? İt herif. Bir kep satalım biz. Paramız olsun abi. Para her şeydir. Oğlum 180 gaz oldu diyor lan bu. Sağlam şey alacağız ha. Ürün alacağız buradan. Öyle gözüküyor. Çinleme ekin, çinleme ekin, çinleme yavrum benim be. Hadi aslanım. Şu samandan çıkamayacak kadar küçük müsün sen yoksa? Aç poruyu aç. Urjansten şurada bir yerde.
Tamam. Ben pick-up'a bindim değil mi en son? Pick-up satacağız abi. Pick-up satmamız lazım. Para yok. Ana şu tarla da güzel. Bu tarlayı ekerim ha. Ana nasıl büyük tarlaymış lan bu, ekmem lan, vazgeçtim. Koca tarlaymış. Araba. Kusura bakma. Seni satıyorum ben. Benden bir işim yok. Boş boşuna sana vergi ödemenin zamanı da değil. Geç burada vergi yok değil mi? Bak burada satmanın farkına iyi bak. İyi bak şimdi bak. Bastım P'ye girdim. Garaja geldim. Ve araba. Kaç bin? 284.625. Geldim buraya. 284.000. 290, 316 oradan, 13'te buradan. Gerisini siz de düşünün. Kaç bin? 29.000'e yakın para diyor. 96, ben bunu boşaltayım artık. Hadi aslanım, çekebilir mi? 31 ton. Haydi yavrum benim be. Bağır bağır. İçin açılır. Gene durdu bu ya. Ulan ben senin gibi biçerim. Bir yere oraya bir pişmem lazım. Yani düzenlemek lazım daha doğrusu ya. Yavrum benim. Römork sallanmıyor bile artık. O kadar dolu ki römork. Diyor. Lan. Konsürat gidiyor bu. Çarpmayalım bir yere. Arpaymış bu arada bu. Arpa. Arpa. Ocak, Şubat, bu da aynı 15 bin diyormuş. Şimdi biz ne ekeceğiz abi? İnerken ki size dikkat edin. O iki kolluymuş bu arada bu. Bunu tekli sanıyordum. Bak işte 30 tonda 2 ton gayet normal. Bak. Her birinde bak. Dın. Her bir inip çıkmada dın dın dın. O kalkma kolları var ya, o boruların içine gitse dın dın ötüyor. Bu gene mi dolmuş? Vay yavrum benim be. Ne arpa çıktı ha. İki depo geldik. Dört depo gideriz buradan. Evet. İyi bağlamışlar içini bakalım. Yoksa bu uçardı. Boşalt aslanım benim. Şimdi ekmek için ekipmanımız var aslında. Bize büyük bir traktör lazım mı onu bilmiyorum. Tek traktörle işi hallediyoruz. Biçer daha bir güzel olur mu? Veyahut da başlık. Ama başlığı bu biçerin kaldıracağını hiç düşünmüyorum ben. Yani bize biçer gerekiyor bu demek oluyor. Mibzer. Mibzer ekiyormuş. Tamam güzel. Mibzerimiz büyük en azından. 12 metre ekiyor abi. İşimizi görür. İçmemsin buraya. Bir daha ben gittim geldim. Bu haysiyetsiz gene durmuş. Neden durduğunu ben de bilmiyorum ama duruyor abi. Var. Yeri tarlayı bitirmeye yaklaşmış. Çok güzel lan. Ben gene de ne olur ne olmaz diyerekten abi şu tarlayı düzeltmek istiyorum. Ya sevmiyorum böyle kötü duran tarlayı ben. Peyzajdan, boyamadan yeşil. Evet yeşil. Şu bölge mesela. Bu da mesela. Bu yüzden de bitmemiz lazım bizim bu.
Bir tık daha büyütsem olmuyor. Ha, buraya daha yeşillik ekeceğiz. Bitti. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bitkiler. Çalı değil. Çayır. Bir tık daha büyüt şöyle. Oh be. Bir küçük. Küçük daha. Bitti. Şöyle de tarla yaparız abi. Bu dolmuş. Kardeşimizi boşaltalım biz bir. Şimdi bu bizim için gerçekten çok önemli. Hani traktör başlangıçta bir yamuk gidiyor ya. O yamukluğu gidermiş olduk mesela. Biz sapan bulup baş tarafta mesela düzeltebiliriz. Geç sapan yok ki o yapar büyük ihtimalle şu diğerindeki. Bu bir gidiş gelişe bitiriyor işi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey daha var. Başka bunun yan tarafı var mı? Var mesela. Bu tarafta da var mesela. Burada da var. Örnek veriyorum. Yukarıda da var. Mesela şurayı da bu şekilde büyütebiliriz. Aynı şekilde gelmiş olur. Bu sayede. Ben bir içeri geçeyim artık. Değil, bir içeri geçeceğiz. Ha. Bir bakalım yavrum bir. Ne kadar toplayacaksın daha? Ya buranın samanlarını toplayacağız. Samanlar için kendimize bir depo gerçekten gerekiyor. Depo olmazsa da en azından bir yere boşaltırım ben samanları. Balyalar daha doğrusu. Boş bir arazi arsamız varsa. Atma onu öyle gözün yanı seveyim. İlin tarlaya attı. İlin tarlaya attığı için onu alamayacağız oradan kolay kolay. Bak şu tarla mesela yamuk. Bu da yamuk. Yani büyük ekipman olduğu zaman sıkıntı olmayacak büyük ama küçük olduğu zaman şu an sıkıntı çekeceğiz mesela biz. Bitti bir şu sonunda bir yerde bir şey vardı sanki. Onu da alacağım ben abi. Onu bırakmak istemiyorum. Çünkü ilk zamanlar para her şeyden değerli oluyor şu an. Şu an yamuk gidiyor. 360'da 360 ayarlayacağız mesela. 0'a 0 ayarlayacağız vesaire. Bu ayarları yapınca aracı o zaman salacağız. Ve o kendine güzel, düzgün bir arazi çıkaracak. Biz de o araziden işimizi göreceğiz işte. Boşaltsın da bunu bir yavru kurdum. Evet dostlar, videomuz burada. İlk bölüm bitiyor. İkinci bölüme. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu an ilk bölümümüzde gayet güzel hasadımızı aldık. Tarlamızı aktarıyoruz. Video dışlarında pek ölmeyi düşünmüyorum. Sadece video içinde beraber birlikte büyüyüp gelişeceğiz. Ne kadar tonaj kaldırırsak artık hepsine ortağız. Sattık mı? Bölüşük, kırışık. 43,5 ton süpürge darısı ve... Oha lan bu daha fazla çıkmış. Tarlam büyük. Evet bu biraz daha büyük. Buna da çıkıyor. 25. 31. Oo, 56-57 ton mal çıktı lan buradan. Yani tarla büyüklüğünden kaynaklıdır. Ne kadar büyük olduğuna bakalım hatta. Birisi... Ya şunu boşaltırken bakalım. Biz daha mantıklı olur. Oo, kitten. Dur. Tamam. Şu kaç... Metrekareydi. 1.67, 1.5 tabi. Büyük olduğu için bu biraz daha fazla verdi. Ulan bizim bir daha varmış. 60 da bizimmiş bu arada. Aa bu da bizim. Bunlar da bizim. Bizim daha tarlamız çok. Atar mı onlar? Evet hoşça kalın. Görüşmek üzere.